Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar lassen fiili. Lassen fiiline baktığımızda arkadaşlar birebir karşılığı aslında bırakmak demek. Ancak bunun farklı anlamları var. Tıpkı bırakmak gibi, izin vermek gibi, imkansız olmak gibi. Bu sebepten bunu ayrıntılı inceliyor olacağız. Öncelikle arkadaşlar lassen fiilini çekimleyelim. Lassen fiili fark ettiysek buraya bir ünlem koydum. Neden? Çünkü burada bir düzensizlik söz konusu. Düzensiz fiiller kapsamında. Lassen düzensiz fiilini örneklere geçmeden önce çekimleyelim arkadaşlar. Ich lasse du lässt. Fark ettiysek burada arkadaşlar A umlaut olmuş. Çünkü du dolayısıyla er sie ist de A umlaut alan çekimler kapsamında olmuş oluyor. Er lässt, sie lässt, es lässt. Bundan sonrakiler gene düzenli bir şekilde çekimlenecek arkadaşlar. Wir lassen, ihr lasst, sie nezaket formundaki sie lassen ve üçüncü çoğuldaki sie lassen. Dilerseniz bunu tekrarlayalım arkadaşlar. Ich lasse, ich lasse, du lässt, du lässt, er lässt, sie lässt, es lässt, wir lassen, wir lassen, ihr lasst, ihr lasst, sie lassen, sie lassen. Evet, örneklere baktığımızda şimdi arkadaşlar, ich lasse das rauchen. Bakın burada arkadaşlar, das rauchen sigara içmek. Ama burada fark ettiyseniz büyük yazılmış ve başında artikel var. Dolayısıyla sigara içme konusunu ya da sigara içme olayını bırakıyorum diyecek olursak demek ki ich lasse das rauchen demiş oluyoruz. Ben şu şekilde de söyleyebilirdim. Ich rauche nicht mehr. Nicht mehr, mehr daha fazla içmeyeceğim gibi bir karşılık buluyor. Ancak güzel Türkçemizde ne deriz arkadaşlar? Sigara içmeyeceğim. Dolayısıyla ich rauche nicht mehr demiş oluyoruz. Ich lasse das rauchen yerine demek ki ich rauche nicht mehr. Dolayısıyla ben bunu lassen'da bir fiil yaptığım cümle yaptığımda ich lasse das rauchen demiş oluyorum. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar bakın burada bir ünlem cümlesi var. Demek ki bu bir fiille de başlıyorsa imperatif yani emir gerektiren bir cümle. Bunu imperatif konusunda ayrıntılı şekilde görmüştük. Burada da gene karşımıza çıkmış. Şimdi eure dediği için arkadaşlar die Mutter, eure Mutter yani annenize anlamında. Lasst eure Mutter in Ruhe. Bunun bir anlamlarına bakalım arkadaşlar. Die Mutter neydi? Anne demekti. In Ruhe lassen arkadaşlar. Sakin bırakmak, kendi halinde bırakmak. Dolayısıyla annenizi sakin bırakın, kendi halinize bırakın deriz. Öyle değil mi güzel Türkçemizde? Dolayısıyla biz Almanca'da buna ne diyeceğiz? Lasst eure Mutter in Ruhe. Şöyle de diyebilirdik bu cümle için arkadaşlar. Lassen fiili olmadan. Eure Mutter möchte Ruhe haben. Yani anneniz sakinlik istiyor, dinginlik istiyor anlamında. Yani onu rahat bırakın diyecek olursak lassen fiili kullanılmadan demek ki eure Mutter möchte Ruhe haben denilmiş oluyor. Demek ki bunun lassen formu da neymiş? Annenizi rahat bırakın derken lasst eure Mutter in Ruhe. Evet, sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Er lässt sein Motorrad in der Garage stehen. Burada da gene bir lassen fiili görüyoruz. Er lässt sein Motorrad, das Motorrad anlaşılacağı üzere motosiklet demek. In der Garage, garajda stehen neydi arkadaşlar? Bırakmak demekti ya da dikey vaziyette durması demek. Ancak bırakmak denildiğinde arkadaşlar stehen lassen kullanmış oluyoruz. Yani bırakmak demiş oluyoruz güzel Türkçemizde. Dolayısıyla o motosikletini garajda bırakıyor dediğimizde Almanca karşılığı neymiş arkadaşlar? Er lässt sein Motorrad in der Garage
stehen. Şöyle de diyebilirdik lassen fiili olmadan arkadaşlar. Sein Motorrad steht in der Garage. Yani onun motosikleti garajda duruyor. Dolayısıyla ne olacak bu? Sein Motorrad steht in der Garage. Ancak bunu lassen fiiliyle yorumladığımızda lässt sein Motorrad in der Garage stehen demiş oluyoruz. Sonraki cümleye geçelim isterseniz arkadaşlar. Sie lässt ihr Handy zu Hause liegen. Evet, bakalım. Das Handy neydi arkadaşlar? Cep telefonu demekti. Zu Hause, evde. Liegen, liegen de arkadaşlar yatay vaziyette kalması bir cismin. Dolayısıyla bırakmak deriz güzel Türkçemizde gene. Yatay vaziyette bırakmak aslında birebir karşılığı. Dolayısıyla güzel Türkçemizde ne diyoruz? O cep telefonunu evde bırakıyor diyoruz, öyle değil mi? Dolayısıyla lassen fiiliyle yorumlandığında bu ne olacak arkadaşlar? Sie lässt ihr Handy zu Hause liegen. Lassen fiili olmadan ne denir bu cümle için? Ihr Handy liegt zu Hause. Yani onun cep telefonu evde duruyor. Dolayısıyla ihr Handy liegt zu Hause. Ancak lassen fiiliyle yorumlandığında sie lässt ihr Handy zu Hause liegen demiş oluyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduğumuz cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim arkadaşlar. Ich lasse das rauchen. Ich lasse das rauchen. Ich rauche nicht mehr. Ich rauche nicht mehr. Lasst eure Mutter in Ruhe. Lasst eure Mutter in Ruhe. Eure Mutter möchte Ruhe haben. Eure Mutter möchte Ruhe haben. Er lässt sein Motorrad in der Garage stehen. Er lässt sein Motorrad in der Garage stehen. Sein Motorrad steht in der Garage. Sein Motorrad steht in der Garage. Sie lässt ihr Handy zu Hause liegen. Sie lässt ihr Handy zu Hause liegen. Ihr Handy liegt zu Hause. Ihr Handy liegt zu Hause. Şimdi arkadaşlar güzel Türkçemizde imkansız ya da olmuyor anlamlarındaki lassen'ı inceleyelim. Der Laptop lässt sich nicht reparieren. Evet, buraya baktığımızda adından anlaşılacağı üzere der Laptop reparieren, tamir etmek, onarmak anlamında arkadaşlar. Laptop onarılamıyor deriz, değil mi? Dolayısıyla der Laptop lässt sich nicht reparieren demiş oluyoruz. Lassen fiiliyle beraber kullanıldığında. Lassen fiili olmadan şöyle de diyebilirdik arkadaşlar. Bu sefer man kann den Laptop nicht reparieren. Evet, bakın burada bir genelleme yapılmış oluyor ve können fiiliyle beraber kullanılmış. Dolayısıyla laptop onarılamıyor derken man kann den Laptop nicht reparieren ya da lassen fiiliyle incelediğimizde cümleye baktığımızda der Laptop lässt sich nicht reparieren demiş oluyoruz. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Pizza lässt sich ganz leicht selbst machen. Ganz leicht, çok kolay. Selbst machen, kendi yapmak anlamlarında. Dolayısıyla pizza lässt sich ganz leicht selbst machen. Pizza kolay bir şekilde yapılabiliyor anlamına gelmiş oluyor güzel Türkçemizde. Biz lassen fiilini bunun yerine pizza machen ist ganz leicht. Pizza yapmak çok kolay da denilebiliyor. Demek ki biz burada lassen'ı kullandığımızda pizza lässt sich ganz leicht selbst machen da diyebiliyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduğumuz cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim arkadaşlar. Der Laptop lässt sich nicht reparieren. Der Laptop lässt sich nicht reparieren. Man kann den Laptop nicht reparieren. Man kann den Laptop nicht reparieren. Pizza lässt sich ganz leicht selbst machen. Pizza lässt sich ganz leicht
selbst machen. Pizza machen ist ganz leicht. Pizza machen ist ganz leicht. Sonraki örneğe geçelim isterseniz arkadaşlar. Wir lassen unsere Fahrräder reparieren. Evet, burada da lassen fiilini görüyoruz arkadaşlar. Unsere Fahrräder, das Fahrrad, bisiklet, bisikletler derken arkadaşlar çoğul halde demek ki a umlaut oluyor ve sonlandırıcı ere'ye gelmiş. Dolayısıyla bisikletler demiş oluyoruz. Wir lassen unsere Fahrräder reparieren. Evet, bisikletlerimizi tamir ettiriyoruz demiş oluyoruz arkadaşlar. Burada ne yapmışız? Lassen'i kullanmışız. Lassen yerine şöyle de diyebilirdik. Man repariert unsere Fahrräder. Yani bisikletlerimiz onarılıyor, tamir ediliyor anlamında. Man repariert unsere Fahrräder. Ancak lassen olarak kullandığımızda demek ki wir lassen unsere Fahrräder reparieren demiş oluyoruz. Buradaki örneğe baktığımızda arkadaşlar, du lässt dir eine Pizza bringen. Evet, bringen neydi arkadaşlar? Getirmek demekti. Ancak şimdi lassen olduğundan dolayı getirtmek anlamına gelmiş oluyor güzel Türkçemizde. Sen bir pizza getirtiyorsun kendine demiş oluyoruz. Dolayısıyla du lässt dir eine Pizza bringen. Bakın burada dir kendine anlamına gelmiş oluyor. Biz bunun yerine şöyle de diyebilirdik lassen fiili olmadan. Jemand bringt dir eine Pizza. Jemand birileri anlamında ya da birisi birileri anlamında jemand demek ki demek oluyor. Bringen de gene aynı şekilde getirmek demekti. Jemand bringt dir eine Pizza. Birisi sana pizza getiriyor. Ancak lassen olarak incelediğimizde du lässt dir eine Pizza bringen demiş oluyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim. Wir lassen unsere Fahrräder reparieren. Wir lassen unsere Fahrräder reparieren. Man repariert unsere Fahrräder. Man repariert unsere Fahrräder. Du lässt dir eine Pizza bringen. Du lässt dir eine Pizza bringen. Jemand bringt dir eine Pizza. Jemand bringt dir eine Pizza. Evet arkadaşlar, bu dersimizde lassen fiilini görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.